Merhaba arkadaşlar, süslendim, püslendim. Neden dersiniz? Sizi şimdi müzeye götürüyorum. Güzel Sanatlar Müzesi var biliyorsunuz Boston'da, MFA. Oraya gideceğiz. Yalnız biraz kısıtlamaları var. İçeride çok fotoğraf çekmek, video çekme taraftarı değiller. Videoyu yasaklamamışlar ama yine de bakacağız. Bakalım ne kadar size gösterebileceğim. Monet sergisi var. Onu da size kesinlikle göstermek istiyorum. O yüzden hep beraber bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu haftaki video böyle olsun dedim. Hadi bakalım. Ama merak etmeyin, yardımcı olan, çizim öğreten videolarıma geri döneceğim. Hazır mısınız? Gidiyoruz. İyi bir müze gezisi için ne götürmeliyiz yanımızda? Hemen göstereyim. Öncelikle su. Burada içerisi gerçekten çok soğuk olabiliyor yazın. O yüzden yanıma bir hırka aldım ve tabii ki konforlu ayakkabılar. Trenden indim arkadaşlar. Şimdi gidiyorum bakalım. 5 dakika yürüyeceğim ama çok acıktım. O yüzden müzeye gitmeden önce hemen bir şeyler atıştıracağım. Sağlıklı. Northeastern Üniversitesi'nde burada da gördüğünüz gibi kolej kampüsünün içerisinden geçiyoruz. Herkes gencecik, enerji dolu vallahi, harika. Evet, seçim zor arkadaşlar. Böyle gözlemeli falan, Meksika fajitalı Mexican food mu? Meksika yemeği mi yoksa salata mı? Dedim ya, bugün sağlıklı olmayı seçiyorum. Sözde sağlıklı yer ama önünde burger resmi var. Hadi bakalım. Arkadaşlar kapanmış. Ne yapacağım? Evren bana sağlıklı yeme diyor. Ketojenik yiyecek bir şeyler buldum arkadaşlar. Hadi bakalım. Mesela burası bir Meksika restoranı. Ama Hintlisinden tut da beyazına, arkada İspanyollarına kadar, zencisine kadar buraya herkes gelip Meksika yemeğini yiyor. Bence harika. Vallahi hepsini yemedim arkadaşlar ya. Of. Fazlasıyla doydum. Hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi müzenin önüne bazı sandalyeler falan koymuşlar. Şimdi ben buraya oturup da sizinle konuşmak istiyordum ama sonra dedim ki yani hem yürüyeyim hem sizinle konuşayım müze hakkında. Gözümü de çıkarayım. Sevmiyorum gözlükle konuşmayı insanlarla çünkü. Evet, şimdi 1870 yılında kurulmuş bu müze. Yani gerçekten şu anda fonksiyonel olan Amerika'daki en eski müze. Ve Güzel Sanatlar Müzesi olarak da sanırım dünyada 16. yere sahip. Büyük aslında 16. olmak, o kadar düşünürsek Avrupa'daki müzeleri. 450 bin adette sanat eseri şu anda sergilenmekte. Ve sanat eserleri tabii ki sadece resimler değil, bunların yanında heykeller de var. Ve şu an arkama alıyorum, siz de göreceksiniz. İşte burası Boston Güzel Sanatlar Müzesi. Hadi bu kadar bilgiyi de aldık, içeriye girelim. Velázquez'in ünlü tablolarını hatırlıyorsunuz herhalde. Bu da onun tipik figürlerinden bir tanesi. Bu şekilde balon etekli, kolları yandan açık, saraylı. Gerçekten detayları gene, yani şu beyaz ve gri geçişler, maviler, inanılmaz başarılı. Burada Peter Paul Rubens'in diğer eserlerini de görebilirsiniz. Bu çingene ve soylularla manzara yapıtı gerçekten muhteşem arkadaşlar. Detaylar, gölgeler, özellikle ağaçlar ve bu gördüğünüz soyluların, çingenelerin çizimindeki, boyamasındaki ince detaylar göz kamaştırıcı.
Oldukça da büyük gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi gelin bakalım David, yani bizim Hazreti Davut bildiğiniz, bunun bir çizimi var Claude Vignon tarafından. Lütfen eldeki detaylara ve bu koldaki kıvrımlara, kürkün yapımına dikkat edin arkadaşlar. Çok güzel detaylar bunlar. Burada da gördüğünüz melek tarafından tutan Saint Francis, bu da Orazio Gentileschi tarafından yapılmış, melek tarafından korunup kullanıyor bu aziz. Buradaki detaylara da dikkatinizi çekeceğim. Yaşlı bir beden, tabii ki yine bir azizden bahsediyoruz. Aziz Onofrius, Giuseppe de Ribera tarafından yapılmış, gerçekten muhteşem bir portre. Arkadaşlar buna inanamayacaksınız. O kadar güzel ki. Hazır mısınız? Şu ışık oyununa bir bakın. Şu güzelliğe bir bakın. Biz de şimdi realizm yapıyoruz diye geçiniyoruz. Yani gerçekten harika. En ünlü portrelerden bir tanesi sanat tarihinin. Şuradaki gözlerdeki detaylara da bir bakar mısınız arkadaşlar? Bu kadar ince detaya girmek deli işi. Perspektif. Yağlı boya bu arkadaşlar. Şuradaki detaylara kadar. Uzaktaki figürlere kadar. Harika. Van Gogh'un arkadaşlarından Emily Bernard'ı hatırlayacaksınız. Burada da çığlık eserinden hatırlayacağınız ünlü sanatçı Edward Munch ve burada Yaz Gecesi Rüyası adlı eserini görüyorsunuz. Zamanında Van Gogh'un yakın arkadaşı olan ve sonrasında birazcık arkasını dönüp terk etmiş olan Paul Gauguin de biliyorsunuz ki çok ünlü bir ressam. Onun da eserleri burada sergileniyor. Orillon Redon'un bu eseri çok ilginç. Sizce korkutucu mu, esprili mi, yoksa mistik mi? Bence biraz korkunç. Gelelim Van Gogh'a. Van Gogh postacıyı ve postacının eşini çok güzel bir şekilde resmetmiş. Burada eşini görüyorsunuz. Şuradaki fırça darbelerine Van Gogh imzası haline gelmiş bu impressionist etkisine dikkat etmenizi isteyeceğim. Gerçekten mükemmel. Ve burada da işte postacı. Postacının özellikle ellerine, sakallarına ve arka tarafta gördüğünüz bu arka plandaki maviliğe dikkatinizi çekeceğim. Bakın şuradaki fırça darbeleri. Biraz bozulmuş parmaklar. İşte bunlar hep Vincent'ın beyninin içine yansıtıyor biz arkadaşlar. Ve bakın arkadaki fırça darbelerine. Ne kadar orijinal. Theodor von Rieselberg, Louis Bonnieri, kesinlikle tabii ki yanlış telaffuz ettim ama resmetmiş. Kendisi biraz Sigmund Freud'a da benziyor açıkçası. Ama inanılmaz renkler değil mi arkadaşlar? Bu da çok etkileyici gerçekten. Bakmalara doyamıyor insan. Vincent van Gogh'a geri geldik. Ravin. Burada göreceksiniz sonbaharı resmetmiş. Burada bir güzel nehir görüyoruz. Yanlarda da dağları görüyoruz. Ama şu renk seçimlerine, fırça darbelerindeki yaratıcılığa, zekaya bir bakar mısınız?
bazen. Yani gerçekten realizmden daha önemli sanat akımlarının olduğunu gösterdiğimiz bir gezi oluyor bu arkadaşlar. Şu resmin güzelliğine bakın yani. Harika. Realizmden bahsetmişken arkadaşlar, oldukça gerçekçi bir portreyle karşı karşıya. Sanki bana bakıyor. Merhaba, Mary Sears. Şu ellerdeki gerçekçiliğe odaklamak isterim size ama çok parlıyor. Evet, harika. Okay. Hala bana bakıyor. Tamam ya. Tabii o zamanlar da gerçekçilik önemliydi. Çünkü fotoğraf makinesi olmadığı için koşar yapıyordu ve şimdi tekrar geri geldi. Şuradaki renklerin ve ışığın oyunu arkadaşlar. Şu detaya bakar mısınız? Yani aslında çok büyük bir portre değil bu. Hatta bayağı küçük. Kıyasladığımız zaman. İnanılmaz. Gelelim çok ünlü bir portreye. Jean-Jacques Rousseau Tissot, The Circus Lover. Sirk sever, yani sirk aşığı anlamına geliyor ve gerçekten inanılmaz detaylarla insan figürleri içeren bir resim arkadaşlar. İşte bu gördüğünüz salon bu güzel resimlerle dolu. Bir de size favori olan bir başka resmimi göstermek istiyorum. Buradaki ışığa da dikkat edin arkadaşlar. Bu kadar zekice kullanılmış değil mi şu beyaz ve krem rengi? Şuradaki renk cümbüşüne bakın. Renklerin nasıl kullanıldığına bakın. Özellikle şurası, şu kısmı. Omuz var. Harika. En çok şu resmin önünde duruyorlar arkadaşlar, haberiniz olsun. Sıra geldi Picasso'ya. Burada da bir tane Picasso'nun resmi var ama sizin bildiklerinizden değil. Hangisi derseniz, Fernande Olivier, yani onun ilk eşi, ilk eşinin portresini göreceksiniz Picasso tarafından yapılmış. Burada dikkatinizi çekecek bir şey de Paul Cézanne eserlerinden bir tanesini görüyoruz. Ama bu onun farklı açılardaki perspektifleri aynı resim içinde birleştirme stili, yani birazcık beyninizle oynama stilini başka sanatçılar da daha sonrasında kaptı. Picasso ile birlikte kübizmi kuran George Braque'ın iki eseri var burada, Naturmort görüyorsunuz. Bu ikisinde de bu Cézanne'ın farklı açılardan objeleri bir araya getirip beyin algılamasıyla oynadığı stilini kullanmıştır. Bazı tablolarda görüyorsunuz bozulmaları, çatlamaları, bunları da sizinle paylaşmak istedim. Muhtemelen bu yüzden en yukarıya bunları koyuyorlar. Harika bir portre daha görüyorsunuz. Beyaz ve gri'nin oynamasıyla gerçekçilik kazandırılmış muhteşem bir ışık oyunu söz konusu. Yine çok ince detaylı figürler, Antoninus ve Faustina'nın tapınağı. Burada da bu binaya vurulan ışık gerçekten inanılmaz. Burada İncil'den bir hikaye anlatılıyor yine. Firavun'un köleleştirdiği İsraillileri serbest bırakması için Musa baskı yapıyor, Hazreti Musa, ve tam 10 tane veba getiriyor bu halkın başına ve burada gördüğünüzde 7. vebanın inişi. 1823 yılında yapmış ışıklar, o çakan şimşekler inanılmaz. Muhtemelen onu bu bardaki kadın portresiyle tanıyorsunuz.
Ama şimdi size farklı bir şey göstereceğim. İmparator Maximilian'ın infaz edilişi 1867 yılında yapmıştır Edouard Manet. Burada anlatılmak istenen Meksika'nın o zamanki imparatoru Maximilian'ın ve iki generalinin bundan önceki başkan Benito Juarez tarafından infaz edilişini göstermekte. Gerçekten bu infaz, bu katliam Parislileri, o zamanki sanatçıların her birini çok etkilemişti. Yok, portrem şu kadar sürdü, bitmiyor, çok sabırsızım. Yani şunu sizce bitirmek ne kadar sürmüş olabilir? Kaç yıl almış olabilir yani? O yüzden bence biz susalım, saygıyla susalım. Gelin size burada beğendiğim detayları da göstereyim. Özellikle şu bacaktaki yine ışık, gölge oyunu, arkadan sarkan kumaşın kıvrımlarından tutun da bu tarafa doğru geçtiğimizde bu ayak bacaktaki ışık dengesi ve bu gerçekçiliği görmenizi istiyorum. Arkadaşlar, o zamanlar fotoğraf makinesi yok. Bunların hepsi akıldan yapılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Çok zeki, çok zekice çizilmiş. Bravo. Şimdi normalde 400 yıllık bir sanat eserine dokunmak, onu bu açılardan görmek çok hoşuma giderdi. Ama şu an sanki 400 yıllık bir virüs ya da mikrop kapacakmışım gibi. Yine kesinlikle seksizmle hiçbir alakası olmayan, kesinlikle normal bir başka yapıt. Yani işte bence eser olarak çok iyi ama bunları artık aşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bana bugünlerdeki pop kliplerini andırıyor. Edis Martılar falan. Bakın arkadaşlar, bu barok döneminden. Nereden anlıyoruz? Renk seçimlerine bakın. Çok karanlık. Şu anda hatta aydınlık görünüyor videoda ama gerçekten oldukça karanlık. Hah, böyle aslında. Aynı dönemden. Bakın. Böyle yaklaşınca aydınlanıyor. Bu ünlü bir tablodur aslında. Şarap içen adam. Tablosu. Bunlar bayağı küçük bu arada. Uzaklaşayım da. Hatta kendime döndüreyim. Nasıl? Bu koridor genellikle barok ve romantik akımın etkisinde kalmış olan resimleri içeriyor arkadaşlar. İşte arkadaşlar, romantik döneminde biliyorsunuz doğa içerisine giriyor. Gene karanlık renkler ama bu mistik havanın içerisine bir de doğanın etkisi giriyor. Size şu anda Jean David de Heme'in inanılmaz güzel bir natürmortunu göstereceğim. Bu nasıl bir detaycılıktır? Bu nasıl bir gözdür? Nasıl bir gerçekçilik? Yani gerçekten aklım almıyor. Şuna bakar mısınız? Wow. Bir de bunun çiçek yapmış hali var. Hazır mıyız? Arkadaşlar, yani şu detaya bakabilir misiniz ya? Burada bir başka ressamın terakota vazosunda Çiçekler adlı eserini görüyorsunuz. Bu da gerçekten mükemmel. Sanırım arkadaşlar en sevdiğim şu ana kadar yer burası oldu. Gerçekten çok güzel. Baş döndürücü. En eski parçalar Çin'e ait arkadaşlar.
Bu milattan önce 8. yüzyıldan kalma tabletler. Milattan önce 500. yıllarda yapılmış bir Buda heykeli. Senden benden yaşlı bu. Yalnız milattan önce şu tarihteki şu detaycılık. Vallahi arkadaşlar bundan önceki bütün bu milattan önce dediklerimi unutun. Bunların hepsi milattan sonra olacaktı. Milattan sonra 5. yüzyıl vesaire. Bunlar asıl milattan önce olanlar. Yani bu diskler Allah bilir ne için kullanılıyordu yani. Bu Domenico Tintoretto'nun bir portresi arkadaşlar. Genç adam diye. Şeyi merak ediyorum ben. Şu an biz de insanların portrelerini yapıyoruz ya, sipariş. Acaba diyorum onlar da bir gün sergilenecek mi böyle? Ünlü olacak mıyız? Yani hiç düşündünüz mü böyle? Valla bana ilginç geliyor. Arkadaşlar buranın en güzel eserini göstereceğim şimdi size. Hazır mıyız? Çok çirkin. Ama eminim bunun bir tarihi önemi vardır. Burada zenci sanatçılara da ayrılmış çok güzel bir yer var arkadaşlar. Biliyorsunuz onları birazcık daha öne çıkarmaya çalışıyoruz artık. Çünkü ırkçılığa son verme zamanı yıl 2021 arkadaşlar, değil mi? Burada da görüyorsunuz arkada beyazların olduğu bir resim var ve masada yiyen zengin kesimde zenci, kendilerine sunum yapan da zenci. Çok ilginç, güzel renk karışımlarıyla yapılmış muhteşem bir resim bence. Ben bir şey anlamıyorum arkadaşlar. Neden bu Mısır heykellerinin kafaları hep uçmuş oluyor? Yani niye kafası kırık acaba? Bunun bir nedeni olabilir mi diye düşünüyor değilim. Sakın Mısırlılar kafasızmış esprisi yapmayın arkadaşlar. Milattan önce 3000 yılına ait arkadaşlar bunlar. Bunlar asker gibi dizilmiş. Genelde asker herhalde. Şunlar da anneyle baba gibi. Kız istemeye gelmişler gibi biraz. Ama kadın yani tabii kraliçeyle de kral da olabilir. Burada da artık halı mı yıkayan, hamur mu açan bir arkadaşımız var. Ne güzel hayatlarını bu şekilde ifade etmişler bizde. Bakın 3000 artı 2000, 5000, 6000 yıl sonra tekrar onları yaşayabiliyoruz onlarla. Arkadaşlar çok bir şey örtmeyen ama tamamıyla mükemmel bir elbise buldum. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Nasıl? Bunu bakın şöyle bulmuşlar. Bunu da burada bir şey boş durmasın diye koymuşlar herhalde. Neyse. No problem. Ha, kayıkçılara geldik. Biliyorsunuz çok iyi aslında gemicilermiş. Mısırlılar. Ve bu botlar aslında onlar öldüğünde yanlarını görmek üzere yapıldı ve çoğu o mezarlıklardan çıkarıldı. Mezarlık demişken bu tabutun konduğu yer. Yani cama çarptım, cam varmış. Ben cam yoktu değil mi? Tosladı bayağı. Burada ne diyor acaba? Hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Şu şaşkın bir ifadesi var şu an. Çok ilginç gerçekten. Tek tek bunların ne ifade ettiğini bilmeyi çok isterdim. Ama bunlara bakınca hepsinin ince uzun olduğunu görüyorum. Ve kimisinin bakın cilt rengi daha açık, kimisinin daha koyu olduğunu görüyorum. Yani tam Afrika kıtası gerçekten. Kuzey Afrika'da olduğu için Mısır.
Mantıklı. Bir de merak ediyordum arkadaşlar. Üç kafadarlar niye hep deyip duruyoruz? Dört kafadar, beş kafadar yok da. Niye üç kafadar var? Bakın üç. Üç. Tarihten gelen. Gerçi bu iki. Tarihten gelen bir şey olabilir mi acaba? 3000 yıl öncesi milattan. Arkadaşlar 20. yüzyıl ortasındaki Kongo Afrika'dan gelen bir maske. Benim sabah kalktığımdaki halime benziyor arkadaşlar. Gerçekten böyle görünüyor. Bu kadar yeter artık, Monet sergisine gitme zamanı. Hadi bakalım. Burada Monet'in impresyonizm öncesi stilini gösteren bir resmini görüyorsunuz. Ve sonrasında artık yavaş yavaş 1870'lerde impresyonizme doğru yol alıyor. Bu da bir geçiş sürecini gösteren, eski stile yeni, eski stiliyle yeni stilini birazcık karıştıran bir resim. Artık impresyonizm etkilerini görüyoruz. Gördüğünüz gibi fırça darbeleri çok daha belirgin ve su yansımaları gerçekten Monet'in imzası haline gelmeye işte bu zamanlar başlamıştı. 1882'de göreceğiniz bu güzel tablo da benim favorilerimden. Biraz fazla yaklaşınca ötüyor yalnız. Haberiniz olsun. Oraya radar sistemi kurmuşlar haklı olarak. Ben de zoom yapmak yerine kendim biraz yaklaştım. Yapmasam daha iyi. Monet'in biliyorsunuz Japon sanatından da inanılmaz etkilendiği bir dönem olmuştur. İşte burada da bu muhteşem yaptığı tabloyu görebiliyoruz. Bence Monet'in en güzel tablolarından biri. Ve tabii ki Monet demek çiçek demek değil mi? Çiçekler farklı renklerde bir cümbüş oluşturan doğa. Yalnız arkadaşlar şuradaki yine çiçekleri yaparken ki fırça darbelerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Kimi zaman çok canlı renkleri seçerken, kimi zaman inanılmaz pastel renklere dönmüştür Monet. Tıpkı burada da olduğu gibi, gördüğünüz gibi dağlarda birazcık daha pastel renkler hakim. Ama yine suyu yapışına da dikkat etmenizi isteyeceğim. İnanılmaz güzel dalgalar, köpükler. Claude Monet'in 3 tane imzasından bahsedebiliriz arkadaşlar. Bir tanesi pastel renkler kullanması, işte pembe, mavi gibi. İkincisi yansımaları çok güzel vermesi. Üçüncüsü de nilüferler, su laleleri, neyse işte su üzerindeki bitkiler ve zaten doğa. Hani biliyorsunuz çok fazla insan figürü yok Monet'in eserlerinde. Bunlar onun imzaları. Hemen bakıyoruz. Su üzerindeki nilüferler isimli çalışması. Water Lilies. Nasılmış? Yine pastel renkler, yine su yansıması ve nilüferler. Yine pastel renkler ve su yansıması. Ve bunu zaten şu eserlerin hepsinde göreceksiniz. Auguste Rodin de önemli bir heykeltıraştır arkadaşlar. 1896'da yapmış bunu. Bakın burada bu mermerin doğal halini görüyorsunuz ve sanki içinden bir kadın çıkmışçasına ve inanılmaz pürüzsüz bir şekilde
ilişkiyle anlamış, sonuna getirmiş. Çok çok güzel bir çalışma. Bu eserinde de 1899'da Psyche'yi geçiyor. Işığı ve gölgeyi çalışmış Rodinger'e. Arkadaşlar, Türkiye'den de bir şeyler buldum tabii ki. İslami sanata döndüğüm zaman oradaki kısımda Topkapı Sarayı'ndan alınmış bazı eserleri gördüm. Yani burada aslında Çinlilerden bahsediyorlar, porselenin öneminden. Nasıl Çin'den geldiğini ve İslami ülkelerde Osmanlı İmparatorluğu'nda çok önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyorlar. Tabii ki Çin'de daha çok işte ne bileyim ejderhalar vesaireler gördüğünüz gibi işlenirken, bu İslami sanatta daha çok lalelere ve diğer bizim tanıdığımız Osmanlı porselen figürlerine dönüşmüştür. Buradaki her şey tahmin edeceğiniz üzere İznik'ten arkadaşlar. Ama Osmanlı zamanına da ait. O yüzden harika. 1570-1575 tarihlerine ait de yine inanılmaz bir porselen kapı süsü. Sorum şu arkadaşlar, bunları buraya kim getirdi? Bu eserler buraya nasıl geldi? Sorarım. Yalnız arkadaşlar, Mısırlılar bir kapı yapmış. Yemin ediyorum tavla gibi inanılmaz güzellikte. Şuan kalmış o. Tavla tahtasını gördüm. Oymalara bayıldım. Bu da buradaki en önemli parçalardan biri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kocaman bir portre. Bunu da... Burada da George Washington'ı göreceksiniz ama atın poposunu gördüm ben çok. Çok pardon. Niye atın arkasıyla çektirmiş bilmiyorum ama değişik bir poz. Bu da arkadaşlar US dolarının üzerindeki asıl resmin kaynağı bu resim işte. Ama bitireyim demiş nedense. Bu da bitmiş hali mi? Evet, bu atlı olan, onu gördük zaten. Bu da Martha Washington. Washington'ın eşi. Yine aralarda gördüğümüz zenci sanatçılara ayrılmış özel bir bölüm. Burada görmüş olduğunuz dede ve torun el ele tutuşuyor da sulu boya kağıtları, farklı farklı kağıtlar kesilmiş ve yeniden yapıştırılmış. Farklı bir tarz karşımızda. Arkadaşlar, kitapçı gördüm. Kendimi tutacağım, gitmeyeceğim. Gerçekten farklı kitaplar var arkadaşlar burada ama en çok tabii ki benim feminizmle ilgili olan kısmı dikkatimi çekti Frida'yla. Burada Monet eseri desenli bir sürü şey satılıyor. İşte magnetlerden tutun da yastık kılıflarına kadar inanılmaz bir seçenek söz konusu. Ve bakın Türkiye ile ilgili de neler neler var. İnanılmaz da pahalı. Şimdi bakalım şurada bu tabakatlığı ne kadarmış bizim bildiğimiz. Kapalı Çarşı'da satılan $18. Buradan kupaya bakarsak da $22. Aldım mı? Tabii ki hayır. Ama çok güzeller. Gerçekten insanlar çok beğeniyor. Etrafında bir kalabalık vardı yani. Burada da Van Gogh'un görmüş olduğunuz eserlerinin bazı baskıları, işte ne bileyim, selpak bile satıyorlar yani. Üzerine baskı yapılmış. Gördüğünüz gibi. Ama hepsi çok pahalı. O yüzden hiçbirini almadım buradan. Vincent bebeğe bile yapmışlar. Arkadaşlar, yine sözümde duramadım ve birkaç bir şey aldım. Göstereyim size de. Kadın ressamlarla ilgili kitaplar. Burada şey yazıyor.
Eskiden ismi bilinmemiş özdeyişli ve sözlerin sahibi kadınlar yazıyor. Bir tane poster aldım. Ve sanat tarihini anlatan bir kupa aldım arkadaşlar. Çıkma zamanı. Daha da kalırdım belki ama arkadaşlar kulağımı çok acıttı bu maske, artık dayanamayacağım. Çıkaracağım. Ay, oh be. Umarım memnun kalmışsınızdır. Devamı da gelecek. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Uzun ders videolarımı istiyorsanız adresim patreon.com/ecegürler. Resim ve sevgiyle kalın.